Herkese merhabalar. LGS puanı düşük olanlara bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Hocam Tankut'un puanı gerçekten çok düşük gelmiş. Önemli değil. Tankut veya sen veya diğer arkadaşlar mutlaka bizlere dikkat etmesinler. Birincisi, hayatımız boyunca sadece LGS yok. İleride YKS var. Yani TYT ve AYT'den oluşan üniversite sınavı var. Sonrasında mezun olunca üniversiteden KPSS var. Yüksek lisans yapacaksak ALES var. Yabancı dil sınavı var. Hayatımız bitmiyor boyunca, hocam ya. Hayatımız boyunca bir sürü sınav var. Fakat eğitim hayatım boyunca gireceğin en önemli sınav belki de üniversite sınavı. Çünkü sana hangi liseden mezunsun, hangi ilkokuldan mezunsun şunu bunu sormuyorlar. Genellikle hangi üniversiteden mezunsun diyorlar. Bu bile esasında senin hayatını tam anlamıyla ciddi bir şekilde etkilemiyor. Ama en fazla etkileyeni üniversite sınavı. Şimdi sen emeklerim çöpe gitti. Hayatımın sonu mu geldi hocam benim? Hayır öyle bir şey yok. Emeklerim çöpe gitti, istediğim puan olmadı, en iyi liseye gidemeyeceğim demene gerek yok. Olumsuz olmana hiç ama hiç gerek yok Tomuç'um. Birincisi üniversiteden en iyi bölümlere genellikle yapılan araştırmalarda Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri yerleşiyor. Bu doğru. Ancak diğer liselerden de yani meslek liselerinden, düz liselerden, farklı farklı liselerden de çok büyük başarı elde eden öğrenciler oluyor. Yani tıp fakültesini, mühendislik fakültesini, hukuk fakültesini, öğretmenlik bölümlerini çok farklı liselerden de kazanabiliyorsun. İlla Fen Lisesi mezunu olmadan doktor olamazsın diye bir şey yok. Ve şu da çok önemli. En iyi bölüm eşittir. Çok başarılı öğrenci diye bir şey var. Hayır öyle bir şey yok. Yani sen doktor olursan hayat boyunca başarılı olacaksın diye bir şey yok. Yani sen ben doktor oldum o zaman mutluyum. Güzel bir gelecek beni bekliyor. Fen Lisesi'ne gittim. Oradan hayır. Sen farklı bölümlerden, farklı liselerden mezun olarak da eğitim hayatın boyunca kendini geliştirip çok önemli başarılar elde edebilirsin. Ve şu da çok önemli olmuş. Artık teknoloji çok hızlı değişiyor. Mesela ben eskiden öğretmen olmak istiyordum lisedeyken. Ama çok iyi bir anons sesini kazanamamıştım. Fakat çalıştım, üniversitede başarılı oldum. İyi bir öğretmen olabileceğim, iyi bir üniversiteye gittim. Sonra da öğretmen olacağımda YouTube'da ders anlatacağımı bilmiyordum. Teknoloji o kadar değişti ki ben ya bir kolejde, ya bir okulda, ya bir kursa öğretmen olurum diye düşünüyordum. Ama 2019'dan sonra bir baktık 2029'da trend olan şeyler değişebiliyor. Dolayısıyla sen şu anda süper gözüken bazı meslekler ileride önemini kaybedebilir. Şu an bilmediğin bir meslekte gelecekte çok değerli hale gelebilir. Çünkü ben YouTuber olacağım hocam. Mesela şu anda YouTuber olmak istiyorsun ama belki YouTube değişecek. Dolayısıyla sen farklı farklı avantajlara sahipsin. Bunlardan bir tanesi daha var ki o da nakil dönemi. 29 Temmuz 2 Ağustos arasında birinci nakil dönemi olacak. Yani istediğin okula yerleşmezsen nakil yapmanı sağlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Onu da beğenmezsen... Nakil ne demek hocam? Nakil şu demek. Diyelim ki sen bu okulu kazanmak istiyorsun ama puanın yetmedi buraya geçtin. Eğer bu okulda boşluk oluşursa ve tercih yaparsan nakil döneminde seni de buraya alabiliyorlar. Oo. Dolayısıyla eğer birinci nakilde olmazsa 5-8 Ağustos'ta ikinci nakilde de hala şansın var yani. Yani hala şansın var. Yerel yerleştirmede de en iyi okullar olabiliyor. Tercihini mutlaka ekle. Burayı da sakın gözden kaçırma Tonguç'um. Ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Teşekkür ederim. Bu soruya hocam, vereceğin cevap çok önemli. Gerçekten. Bu soruya vereceğin cevap çok önemli. Unutma lise seni kazanmak zorunda. Sen liseyi değil.